Şehir içi minibüs terminalindeyiz. İşlerin durmasıyla ilgili de bir kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduk. Şehir içi minibüs terminalinin %10'dan aldığımızı %70'e tamamladık. Bildiğiniz gibi biz göreve geldiğimizde 2019'da buranın temeli atılmış %10 seviyelerinde bir kaba inşaat vardı. Tekrar biz devam ettirdik. Şu anda %70'lerdeyiz. İki kere firmanın piyasa koşullarından, yüksek enflasyondan dolayı firmaların zarar edip işi bırakmasından dolayı şu anda yine bir firmamız ekonomik koşulların ağır olmasından dolayı işi bırakmıştır. Çünkü şu aldığı ihalenin aldığı yerde şu anda 20-30 milyon civarında bir zararım var. Ben bu işi tamamlayamayacağım diye teminatını yapıp bırakmıştır. Bu konuda da Kırşehir kamuoyunda da yanlış ve kirli bilgiler dolaşmaktadır. Bu konuda Kırşehir halkına buradan bir bilgi vermek istiyorum. Buranın piyasa koşullarından örneğin ihale aldığında müteahhit firmamız asansör 100 lira ise şu anda asansör 500 lira. Burada da 5-6 tane asansör var. Bırak başka işleri. Genel toplama vardığımızda %70'lerde bir inşaat alanı var. Şu anda da firmamız beyaz bayrak çekmiştir. Piyasa koşullarından dolayı teminatını yakıp bırakmıştır. Yasaklı duruma düşmüştür. Türkiye genelinde ihale yasaklı ama biz de bu konuda tekrar piyasa araştırması yaklayıp ve ihale birimine sevk edip ihaleye çıkmamız gerekiyor. Bundan dolayı da Kırşehir halkında bu konuda böyle bir sağlıklı bilgi verme gereğimiz duydu. Bizim Kırşehir Belediyesi'nin ekonomik koşullarından değil, piyasa ekonomik koşullarından dolayı müteahhitlerimiz batmıştır. Aynı durum hal binasıyla da ilgili. Bunun için de tekrar ihaleye çıkacak hal binası ve buranın resmi prosedürü tamamlıyoruz. Zamanla vatandaşın, müteahhit firmanın yasal haklarını da yerine getirerekten zamanla protestomuzu çekip ve oradan buradan feshettikten sonra tekrar piyasa koşullarını, fiyat araştırmasını yapıp KİK'e kamu ihale kurumuna yani vasıtasıyla ihaleye çıkacağız. Bu konuda da Kırşehir halkına kirli bilgi değil, doğru bilgi verme gereği duyduk.